Merhaba sayın seyirciler. Bugünkü hasbihal programımızı başlıyoruz. Bugünkü hasbihal programımızda biz Türk Dili Edebiyatı ve araştırmacılar, yani dil bilimcilerle beraber hasbihal ederiz. Bugünkü programımızın konuğu Taşkent Devlet Alişer Nivai Üniversitesi öğretmeni Sabahat Bazarova. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet, bugünkü programımızda biz hocam atasözleri üzerinde konuşuruz. Atasözlerin ta Divan Lugat Türk'ten günümüze kadar olanlarıyla hasbihal ederiz sizinle hocam. Evet hocam, her dilin kendisine, her milletin kendisine göre gelenekleri var. Yani etno özellikleri var. Bunları daha çok atasözlerinde yansıtılıyor. Yani atalar sözüyle, atasözünü bir bakarsak bir dilin onun tarihte, yani eskiden nasıl bir ne diyeyim, yani gelişimde günümüze kadar geldiğini öğrenebiliriz. Peki bizim iki ülke, Türkiye ve Özbekistan arasındaki atasözleri, Türk ve atasözleri üzerinde pek çok çalışmalar yapılmıştır. Divan Lugat Türk'teki atasözleri hakkında ne dersiniz? Ne fikirler bildirirsiniz? Hani günümüzde iki dilin birbirine benzeyen şekilleri var mı? O zaman da kullanıldığı. Bu arada değerli seyircilerimizi de selamlamak istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer seyircilerimiz. Atasözlerine milletin parmak izleri diyorlar. Evet. Çünkü tarihte, hayatta geçen her bir olayın izleri atasözlerine evet, mutlaka yansır. Evet. Hem edebiyat hem dil milletin hayatını yani ifade evet, eder. Atasözlerine bakarak bu atasözünün aslında en eski örnekler olduğunu, sözlü evet, edebiyatımızın en eski örnekleri olduğunu evet, itiraf etmeliyiz. Hatta Orhun kitabelerinde bile iki atasözünün evet, bulunduğu bilinmektedir. Sonra Türk halklarının evet, büyük bir zenginliği olan, dünyada eşi bulunmayan bir kaynak diye bildiğimiz Divan-ı Lugat-ı Türk'te Mahmut Kaşgarlı tarafından Türk halklarının atasözleri evet, yazılıdır. Atasözleri konusunu araştırmaya başlarken birçok Türk lehçelerinde atasözlerinin çok benzer bir şekilde veya evet, çok küçük farklılıklarla bulunduğunu fark ettim ve Divan-ı Lugat-ı Türk'te atasözünün hangi şekilde olduğu, evet, sonradan hangi Türk lehçesinde ne sebepten değiştiğini veya evet, hiç değişmeden kaldığı konusu beni çok ilgilendirdi. Özellikle hayvanlarla ilgili evet, atasözleri pek ilgimi çekti. Çünkü atasözlerini incelerken ilk dikkat edeceğimiz şey mutlaka doğa, tabiat tabii, olacak. Çünkü biz her zaman tabiat ile, doğa ile iç içe yaşıyoruz. Evet. Hayvanlar hem tarım ile hem savaş ile avcılıkla ilgilenen Türk halkları için en yakın arkadaşlar olmuşlar. Evet. Mesela evcilleştirilen ilk hayvanlar olan at ve it, yani köpek, evet, atasözlerimizde en çok sık sık adı geçen hayvanlar en sayılır. En çok kullanılanlardan biri. Evet. Çünkü hem tarım işlerinde hem savaşta en yakın dostları oldular bu hayvanlar. Atasözleri Divan-ı Lugat-ı Türk'te hayvan adları ile ilgili pek çok atasözleri geçmektedir. Evet. Atasözleri mesela insanlara doğrudan söyleyemediğimiz bir şeyleri böyle evet, mecaz, yani evet, dolaylı bir şekilde ifade etme imkanını verer. Evet. Hayvanlarla ilgili atasözleri Divan-ı Lugat-ı Türk'teki hayvanlarla ilgili atasözleri konusunda bir araştırma yaptım ve bunu Türk Dil Kurumu'nun simpozyumunda bunu bildiri olarak sundum. İzniniz olursa ondan biraz okuyabilirim. Tabii hocam, buyurun. Teşekkür ederim. Askerlik ve tarıma daha çok önem veren Özbek ve Türk halklarının atasözlerinde at, köpek, aslan gibi hayvan adlarına daha çok rastlanılır. Bu atasözlerinde cesaret, mertlik konuları ağır basar. Atasözlerimizde evcil hayvanların adları, yani at, köpek, eşek, katır, kedi, inek, koyun, koç, kuzu, deve, keçi, tavuk, horoz, ördek, kaz gibi
çok kullanılmıştır. Bu hayvanlara özgü iyi veya kötü özelliklerin insanların karakteriyle karşılaştırılmasında da birçok benzerlikler görülmektedir. Bu özellik iki kardeş ülke insanlarının yaşam tarzı, gelenek ve görenekleri, manevi değerleri, kültür arasındaki benzerlikten kaynaklanmaktadır. Bazı atasözlerimiz ise milli sınırları aşmış, evrensel boyut kazanmıştır. Toplumun düşünce ve duygularını nesilden nesile aktaran esas demek atasözlerimiz sayılır. Tabii. Yani bir devam, milleti, kusura bakmayın hocam. Sözünüzü kestim. Bir milletin topluma, yani daha genç kuşağa kadar olan kısmına en iyi bir eğitim verebilecek bir şekil bu atasözleri, değil mi hocam? Burada onu anlatmak istediniz. Evet, mutlaka. İşte bu mesela çeşitli yollarla ifade etmek mümkün. Doğrudan ifade etmek veya dolaylı ifade etmek. Yani hem ilk anlam, hem yan anlam, mecaz sembollerle böyle, hem de bu dilimizin çok zengin olduğunu da gösteriyor aynı dönemde. Kaşgarlı Mahmud'un Divan Lugati Türk'ündeki atasözlerinin sayısı konusunda araştırmacıların fikirleri biraz farklıdır. Yani Ahmet Bican Ercilos'un hocamızın fikirlerine göre Divan Lugati Türk'te 266 atasözü bulunmaktadır. Özbek dil biliminde hayvan adları ile ilgili metinler ve atasözlerinin dil bilimsel özellikleri çok iyi araştırılmıştır. Evet. Dildari Taşeva hayvan adları ile ilgili atasözlerinin kültür dil bilimsel özellikleri konulu araştırmasında hayvan adları ile ilgili atasözlerini incelemiştir. Evet. Atasözlerinde hayvan adlarının geçme sıklığı hayvanın sosyal hayattaki yeri ile ilgilidir. Bibiş Cureyva'nın Özbek atasözleri oluşumunun dil bilimsel temeli ve edim bilimsel özellikleri konulu araştırmasında Özbek atasözlerinde çok kullanılan hayvan adlarının ne gibi kavramları demek bulunduğu belirtilmiştir. Burada en çok geçen hayvan adlarından birisi köpek. Köpeğin Türklerde totem, kutsal bir hayvan olarak sayıldığını gösteren bilgiler vardır. Türklerin köpeği kutsal bir hayvan gibi görmesiyle ilgili tasavvurlar Özbek folklorunda ve geneliklerinde hala bulunmaktadır. İt adı ile kurulan Özbek atasözlerindeki veya Türk atasözlerindeki kavramlar hakkında konuşursak bunlar esas vefadarlık, temizlik, namusluluk, hoşgörü, sevme, şükran, bereket, çevikliktir. Veya orta derece özellikleri anlatan atasözlerindeki kavramlardan bahsedersek bunlar umut, kötü alışkanlıkları terk etme, aitlik, bilgi, çabalama, çalışma, korku, dikkatsizliktir. Olumsuz özellikleri anlatan atasözlerindeki kavramlar ise vefasızlık, açgözlülük gibi demek noksanlardır. Bunlar aslında sadece hayvanlarda değil, insanlarda da olabilir. Hayvanlarla ilgili Özbek ve Türk atasözlerinde yer alan hayvanların hem olumlu hem olumsuz anlamlarda olduğunu görüyoruz. Bunlarda esas hayvanların özelliklerinden hareketli insanların tutum ve davranışları canlı bir şekilde tasvir edilmekte. Toplumsal kurallar, insan psikolojisi yansıtılmakta, öğüt ve tavsiyelerde bulunulmaktadır. Bazı atasözlerimiz farklı kültür sahipleri olan halkların atasözleriyle aynı anlamlarda da kullanılmaktadır. Örneğin, İt igesini tişlemez, köpek sahibini ısırmaz, köpek ekmek veren kapıyı tanır şeklindeki atasözlerimiz Rus folklorunda Sabaka na tavo ne lajet, çey hleb yest, Sabaka pomnit, kto iyo kormit, i Sabaka znayt, kto biyot, kto kormit, Sabaka staroye dobro pomnit atasözleriyle. İt hurar, kervan yurar, İt yürür, kervan yürür atasözleri, sabaka layet, veter nosit, karavan idiot atasözüyle. İtke it ölümü atasözü, sabaki sabaçe smir, sabaki sabaçe çest atasözüyle. İt pahal üstüde yatıp yemage, yedirmage, özü yemez itke birmez, özü yemez kişige birmez. Çoban köpeği ne yer ne yedirir atasözleri, sabaka naseni lejit, sama ne yest i drugim ne dayot atasözüyle. İt uz uyuda batır atasözü, si sabaki silini usibya vadvari atasözüyle.
İt itin ayağını basmaz atasözü. Sabaka sabaki na hvost ne nastupit. Sabaka sabaku znayit gibi atasözleriyle veya havlayan köpek ısırmaz atasözü. Layuşaya sabaka reji kusayit atasözüyle aynı anlamdadır. Evet. Ve bu da atasözlerinin çok önemli bir kültür elçisi olduğunu ve halklar arasındaki evet. ilişkilerde hem demek ki kültürel bilgilerin de aktarmada yardımcı olduğunu ifade etmektedir. Mesela atasözleri üzerinde hocam şöyle fikirler var biliyoruz. Atasözlerini yani söz yani aynı kelimeyi başka dille aynı şekilde tercüme edilmez diyor. Ama bazı atasözlerinde aynı kelime aynı anlamda ve aynı şekilde tercüme edilenler de var değil mi? Örneğin köpek hakkında verdiğiniz mesela köpek ürür, kervan geçer mesela onlar. Evet. Özbekçe'de de aynı, Rusça'da da aynı. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Bazı atasözleri var tamamen hani anlamıyla hani kelimesi de aynı başka dildekisine. Bazıları var tam o anlam vermiyor. Yani o anlamda yani bir anlam veriyor ama içindeki kelimeler farklı. Bunların çevirisinde nasıl dikkat edilmesi gerekiyor? Çeviri işlerinde en zor olan da deyimler ve atasözleridir. Evet. Atasözleri ve deyimler kitaplarına bakarsak her halkın demek ki bu kitaplarında yanlışlıklar olduğunu görüyoruz. Ne bakımdan? Kitaplarda çok kaynaklarda deyimler de atasözleri olarak kabul evet. edilmiştir. Ve yani bu konuda münakaşalar devam ediyor. Evet. Gerçekten bunları ayırt etmek biraz zor. Benim de ilgimi çeken bu tez için konu seçerken çok tereddüt ettiğim evet. esas iki konu da buydu. Çünkü deyimler de çok güzel. Deyimlerde evet. de milli özlük mutlaka ifade edilir. Mesela Türk halkının çiçeği burnunda evet. deyimini çok seviyorum. Dikkat edersek tüm dünya mutfağında yani evet. salatalık, hıyar kullanılıyor. Evet. Ama hiçbir halkta benim bildiğim dillerde bunun gibi güzel bir deyim yok. Yani evet. aynı hıyarla, salatalıkla ifade edilen. Bunun başka evet. şekilleri var. Mesela çok genç, çok tecrübesiz toy anlamında. Mesela Özbek dilinde de yani muştay bola deyişimiz evet. mümkün diyebiliriz. Bu da Türkçe'de daha küçük bir şekilde. Evet. Yani parmak kadar çocuk parmak deniyor. Kadar. Biz bunu evet. mesela muşt gibi yani yumruk kadar yumruk kadar çocuk dersek bunu Türk evet. gereği kadar anlayamaz diye düşünüyorum. Evet. Veya ona sütü ağzından ketmegen diyoruz. Evet. Bunu da mesela aynen de tercüme edebiliriz. Demek aynen tercüme edebildiğimiz deyimler ve atasözleri olduğu gibi farklı bir şekillerde şekillenen yani evet. o halkın yaşam tarzıyla evet. diyelim tarihiyle, zihniyle, milli zihniyle bağlı bir şekilde şekillenen atasözleri de var tabii. Evet. Bunları aslında tercüme etmeye gerek yok. Yani aynı anlamı veriyor fakat farklı. Mesela bizde otga taqa qoqqanda eşek ham oyağını kotaradı. Evet. Böyle bir güzel atasözümüz var. Bunun anlamı insanın hak etmediği bir haka dava etmesi, iddia yani. Etmesi. Bunu çalışması diyebiliriz. Mesela Türkçe'de bu atasözü aynı şekilde değil. Çok farklı bir şekilde. Evet. Ben bu demek ki atasözünün Türkçe'de karşılığı olup olmadığını bulmak için internet üzerinden araştırmalar yaptığım zaman eşeği nallama deyimini kullandım. Evet. Ve hiç beklemediğim hatta şok olduğum bir durumu yani duruma rastladım. Türkiye'de eşeklere de nal çekilirmiş. Ya öyle mi? Evet. Hatta yani. Videoları da vardır. Ben evet. Gerçekten gözlerimi inanmadım. O yazıları okuduğum anda. Evet. Sonradan bu videoları seyrettim. Gerçekten öyleymiş. Eşeklere yani büyük hayvan olarak kullandığımız ama her çeşit eşeği değilmiş. Ya onların kendi yani türleri yani var. Bazı türleri varmış. Öyle yani esas yani
at gibi gücü evet. olan diye yani tahmin ediyorum. Çok güçlü olan. Evet. Bu şeyi mesela bizde mecaz anlamı var ama Türkçe'de bunun mecaz anlamı olamaz. Evet. Çünkü Türk halkı eşeğe de nal çekiyor, eşeği de evet. nallıyor. Peki Türkçe'de bunun karşılığı nedir diye ilgilendim. Türkçe'de karşılığı çok güzelmiş gerçekten. Hem derece çok farklı. Mesela evet. bizim atasözlerimizde at ve eşek her an, her zaman paralel olarak Tabii. kullanılıyor. Hem bu at her zaman yüksek değer verilen hayvan. Evet. Aslında ikisi de yük hayvanı, insanın çok yakın yardımcısı. At her zaman yani yüksek yarar getiren ama eşek bazen zarar da getiren hayvan olarak biliniyor. Evet. Hem de biraz ferasetsizlik Tabii. ya konusu burada söz konusu olacak. Bu atasözünün Türkçedeki karşılığı atlar nallanırken kurbağalar ayağını uzatmaz veya kurbağa da ayağını uzatır şeklindeymiş. Bakın evet. ne güzel bir kıyas yani mukayese. Evet. Burada mesela at ile kurbağa arasında yer ile gök arasındaki gibi büyük Tabii. bir fark var. Çok fark var. Hem de kurbağanın at ile eşleştirmek mümkün olmayan bir diyelim bir boyutta olduğunu veya ayaklarının çok kısa olduğunu hem de et olduğunu Tabii. yani oraya nal çakılması asla mümkün değil. Böyle bir güzel örnekler oluyor. Bunları değiştirmeye çalışırsak biz onun bedeviyetini, güzelliğini evet. kaybederiz. Yani bu her haliyle anlaşılır evet. diyebiliriz. Belki bu da hayat tarzıyla yani mesela Türkiye'de denizlerin daha çok olduğu sulu bölgelerin daha çok olduğu için kurbağa daha çok Tabii. dikkat çeken bir hayvan olabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam bilgilerinden dolayı. Rica ederim. Günümüzde de birçok atasözleri var. Yani tarihten kullanılan atasözleri günümüzde kullanılamaz. Yani onlar anlaması biraz zor. Onun gibi atasözlerinden yani örnek verip onlara da bir bilgi verir misiniz hocam? Tabii atasözlerimiz dilin çeşitli dönemlerinde yaratıldığı için bunları her zaman anlamayabiliriz. Ve evet. atasözleri yani sosyal önemini kaybettiği zaman da evet. kullanılmaya başlar ve evet. onun yerine başka bir atasözleri kullanmaya başlar. Şah Maksudov ve Şorahmidovların Hikmetname kitabında evet. bugün günümüzde anlaşılması zor olan veya hiç anlaşılmayan atasözleri açıklanmıştır. Bu örneklerle bu sorunuzu cevaplandırmak istiyorum. Mesela Ayoz korgen kuning unutma, kun çağrığın kurutma. Biliyoruz Ayaz isimli çoban vardır. O evet. çok zeki olduğu için vezir olur sonunda. Ama o kendi özlüğünü, tarihini, kim olduğunu unutmayı istemez, böbürlenmek istemez ve evet. bunun için o giydiği ayakkabısını çağırık diyoruz. Onu evet. kapısının tepesine asmış ve her zaman ona bakarak Ayos bu atasözünü yani bu sözü tekrar etmiş. Sonradan bu atasözüne dönmüş. Yani demek istediği kim olursan ol. Mesela hayatta bazen çok başarılı olabilirsin Tabii. ama kim olduğunu asla unutma. Yani başkaları mesela küçük görmek insanlara özgü bir evet. fazilet değil. Çünkü başarılarda, paralarda bunun gibi şeyler çok geçicidir. Yani Tabii, her şey geçici. O yüzden insan kendinin kim olduğunu unutmamalı. Burada lazım. Anlamak zor olduğu kelime kun kelimesi vardır. Kon demek bu ham deri yani işlenmemiş deridir. Evet. O mesela işlenmemiş olduğundan dolayı belli bir dönemlerde nemlenmezse patlar. Yani onu kullanmak mümkün olmaz. Yani bu dönemde yani hem kendiliğini unutma yani bunları hatırla anlamında. Veya im bilse er olmaz atasözü var. Burada im İşara. Geçmişte
askerler birbirleriyle karşılaştıkları zaman belli bir parolayı, mesela kelimeyi veya iki kelimeyi söylemeli. Bu kelimeyi söyleyemezse onu mutlaka öldürecekler. O yüzden bu yani bu yani, atasözü şifre olarak kullanılanlar. Evet, şifre olarak evet kullanılmıştır. Yelge yargok, ayazge kigiz. Yargok yani bu deriden yapılmış bir giysi. Bu pek soğuk olmayan dönemlerde giyilmesi mümkün. Ama çok soğuk olduğunda daha kalın şeyleri, serin olduğu havalarda bunlar evet, giyinilen değil mi? Evet. Böyle şu anda biz yargok kelimesini kullanmadığımız için bu atasözünü okuyan insan bunun anlamını tabii anlayamaz bilmeyebilir. Bunu. Evet. Veya barımtadan korkan mal yığmaz, çigirtkeden korkan ekin ekmez. Burada da barımta kelimesini demek ki açıklama ihtiyacı var. Barımta mesela geçmişte biliyoruz aşiretler, boylar ayrı ayrı yerlerde yaşamışlar. Tabii. Bazen ihtiyaç duydukları bir şeyler kendilerinde bulunmayabilir. O zaman gitmişler başka bir demek ki boya veya aşirete. Oradan bir şeyleri çalmışlar, geri gelmişler. Evet. Evet, o demek ki malı diyelim, çalınan boy da başka bir uygun zaman gelir. Demek ki bu aşiretin veya boyun bir şeylerini çalar. Yani orada hırsızın kim olduğu bilinmiyor. O yüzden gelenler rastgele insanın mesela hayvanını veya başka bir şeyini götürebilir. Yani bunlar bundan korkmamak lazım. Mesela bazen alır, bazen evet, almaz. Bu niye benzetiliyor? Çekirge. Mesela biliyoruz çekirge evet, tarım için en büyük düşman hatar, diye biliyoruz. Evet, evet hatar. O yüzden yani bundan korkup hiçbir şey ekmeyen insan sonunda aç kalır gibi. Bu çok eskiden kullanılan atasözleridir. Veya boyraçı tokuçu bolsa kiyişin bordon boladı. Burada da bordon kelimesini demek ki bilmiyoruz. Bordon bu hasır yani çok kaba bir şekilde dokulmuş hasır diyebiliriz. Yani bu hasır şeyle ilgilenen insan dokuyucu olarak çalışırsa yani eski mesleğindeki gibi yol tutar. Yani evet, bunun vermek istediği mesaj bu atasözünün her işi kendi ustası yapmalıdır. Evet, hak yani, edenler yapması evet, gerekiyor. Evet, yani bunu sanat derecesinde yapabilen insanın yapması doğrudur mesajı evet, verilmektedir bununla. Veya çok kullandığımız çıkan kız çığırıktan taşkara. Bu atasözü günümüzde de çok kullanılıyor ama bunun çığırık kelimesinin tam anlamını bilmiyoruz. Kimse onu bilerek söylemiyor. Evet ama onun anlamını biliyoruz. Evet. O yüzden yani uygun bir vaziyette durumda söylüyoruz. Ama aslında bu eskiden yani bu evlerin kenarına yani soğuktan başka şeylerden korunmak için yapılan bu da kamıştan yapılan bir şey. Yani bu evin en son sınırı diyebiliriz. Evet. Yani mesela evlenen kız, başka birisiyle evlenen, başka bir yere giden kız artık bu evin ehli değil yani. Evet. Bu ailenin işlerine karışmamalı anlamında. Hı. Gerçi zaten bu kelimenin anlamını bildiğimiz için doğru kullanıyoruz. Veya kefen kiygen kelmaydı, kepanak kiygen keladı var burada. Kepanak bu çobanların yağmurlarda giydikleri giysi sayılır. Önceden çobanlar çok uzak yerlere giderlerdi ve çok uzun bir müddet gelmiyorlardı. Hani haberleşme imkanı da yoktu günümüzdeki gibi. O zamanlar yani aileleri çok merak ediyorlardı tabii. Böyle bir zamanlarda yani sadece kefen giyen yani vefat eden kimse geri dönmez. Başka
başkası mutlaka dönecek, yani iyi niyette olunmalı anlamında kullanılan evet. Atasözlerinden anladım. Evet, bu şekilde var. Bu kelime demek ki sonradan unutulduğu için ketgen keler, ketmonlengen kelmaz şekli sonradan kullanmaya evet. başladı. Ketmon biliyoruz bizim tarım işlerinde çok kullandığımız ve evet. demek ki vefat eden insan için kabır kazıldığı zaman toprakları çıkardıktan sonra defin işleri bittikten sonra evet. topraklar uyulur oraya toplanır ve üzerinden yani bu topraklar dağılmasın diye evet. yani böyle tamam. bir işlem yapılır. Sonradan bu şekilde geçmiş diyebiliriz. Veya izlegenge ezit yor. Ezit veya yazıt şekli biliyoruz Allah anlamında ama evet. Unutulmuş. Şimdi izlengenge tali yor anlamında yani kadir anlamında evet. şeklinde yeni bir varyantı var diyebiliriz. Boy bulsen alak ki, kembagal bulsen ipak ki. Alak bu da bir tür kumaş ama çok yani ucuz olan bez diyebiliriz. Aslında yani parası az olan yoksul kişi tabii ki buz satın alabilir. Evet. Ama bu hem ucuz olduğu için hem kalitesiz olduğu için çabuk yani kullanmadan çıkar. Yenisini alma ihtiyacı doğar. Yani aslında diyor yoksul kişi alak yani bu tür kumaş almamalı. Bunları evet. zengin insanlar alabilir. Çünkü zenginler istediği zaman yani bunun yenisini alabilirler. Bunun gibi evet. Atasözlerimiz çok derin manalı atasözlerimiz var. Bunları mutlaka anlamalıyız. Anlamak için işte bizim bilim insanlarımız bize böyle yol gösterici kaynakları bırakmışlar miras olarak. Çok teşekkür ederiz hocam. Hani benim de şu anda bilmediğim çok bilgilere sahip oldum. Mesela Özbekçe'de de günümüzde anlamını anlamıyoruz ama bazı söylediğimizler mesela biraz önce söylediğiniz çıkan kız çığırıktan onu biz söylüyoruz ama evet. içindeki bazı kelimelerin anlamını bilmiyoruz. Artık bu ezberi şekilde ezberlenmiş evet. olarak söylüyoruz. Ama bunun anlamı nasıl olduğunu öğrendik. Çok güzeldi. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Özbek ve Türk atasözleri üzerinde tekrar konuşursak Özbek ve Türk atasözleri üzerinde birbirine benzer ve farklılıkları nelerdir? Tamamı bütün atasözleri değil hani bu sınırlayarak konuşursak da daha iyi olur. Çünkü atasözler çok büyük bir kaynak diyebiliriz hocam. Evet, bu atasözlerinin hem bölgelerde, ağızlarda evet. çok güzel şekilleri var. Bunların çoğu kitapları alınmamış. Hatta bizde Sovyet döneminde folklor örnekleri toplandı, bazıları yayınlandı. Sonradan bağımsızlık döneminde biraz ekonomik güçlükler olduğu için bazı demek ki kaynakları yayınlama imkanı olmadı. Sonradan bunları bilen insanların çoğu vefat etti diyebiliriz. Bir yani bu atasözleri veya deyimlerin demek araştırılması çok önemli bir tabii. konu. Çünkü mesela şu anda büyük kuşak dediğimiz yani dedelerimizin, ninelerimizin evet. bildikleri atasözlerini onların çocukları çok tabii. az biliyorlar. Diyelim torunları belki de hiç bilmiyorlar veya çok az biliyorlar bunlarda. Evet. Çünkü mesela biz ders anlatırken söylediklerimiz bazı atasözleri veya kelimeler olursa öğrencilerimiz ha bunu ben ninemden duymuştum evet. ya dedemden duymuştum bu kelimeyi ama anlamını pek iyi bilmiyorum şeklinde demek ki fikir bildiriyorlar. Bunun gibi Özbek ve Türk atasözleri de yani aslında Özbek ve Türk halklarını aynı ağacın iki dalları gibi kabul ediyoruz adeta. Evet. Yani yola çıkılırsa esas yine de çok benzerliklerin çok olduğu. Bu dediğimiz evet. gibi dil, inanç,
kültür, evet. Yani tarih, müşterek değerler, esas değerler çok önemli. Çünkü bu atasözleri toplumun demek ki manevi değerleri esas hükümleri diyebiliriz. Yani toplumda insan neler yapmalı ve neler yapmamalı. Sosyal hayatın her konusunda söylenmiş atasözlerimiz vardır. Evet. Yine de Divan-ı Lugat-ı Türkiye dikkat edersek benim de, yukarıda dediğim gibi Türk lehçelerindeki şekillerine gelirsek mesela bu da belli bir demek ki amaçla söylenmiş bunların hepsi ve yaşamakta olduğu bölgelerin de bu halkların da belli bir özellikleriyle orada atasözleriyle anlatılmış ilgili. Değil mi özellikleri? Evet. Mesela Divan-ı Lugat-ı Türk'te kuş kanatın er atın kelimesi geçmektedir. Evet. Bu atasözü Özbek folklorunda at yiğitinin kanatı, aş adamının kuvveti, at adamının kanatı, atı barının kanatı bar, atsız er, kanatsız kuş. At bitti, kanat bitti. Türk folklorunda kuş kanadını, er atını sever. Kuş kanadıyla, er atıyla. Evet. Türkmen folklorunda attır yigidin yoldaşı. Atı barın kanatı bar. At yigidi kanat, halı kıza. Atı barın kanadı bar. Oğlu barın devleti. Kuş kanadı yigit atı bilen. Atım bar, kanatım var. Atım bar, ne gamım var. Uygur folklorunda at er kişiye kanat, er kanatı at, er kanatı dost, ernin kanatı at, attın kalsan yat, yakşı at oğulga kanat, yakşı at er kanatı, yakşı er el kanatı, yakşı at erge kanat. Kırgız folklorunda at erdin kanatı, Kazak folklorunda at adamdın kanatı, as adamdın kuvatı. Yer kanatı at. Tatar folklorunda atsız er, kanatsız koş. Ir kanatı at. Ir yoldaşı at şekillerindedir. Bu Türk, yani Türkiye diller ailesi diyoruz. Hı hı. Onların hemen hemen %80'i birbirine benziyormuş. Şimdi evet. Uygur, Türk, Kazak, Kırgız, Türkmen onlardan anlattınız hocam. Yani bir atasözü günümüze kadar yani biraz ses değişimi uğramış. Evet. Ama yine de aynı anlamda geliyor değil mi hocam burada? Evet. Bizim amacımız da buydu. Bunu kanıtlamaktı aslında. İşte burada at ile ilgili atasözleri evet. Demek ki incelenmiş. Çok türlü Türk lehçelerindeki özellikle at çok önemli olan hem yayınlara dikkat edersek bazı yani daha önceki diyelim 60 veya 100 sene önceki kaynaklarda atasözlerinin nazım yoluyla yani şiir yoluyla evet. Söylenen şekillerine daha çok rast geliyoruz. Son dönemlerde bunlar kısalmaya başlamış. Bazı kelimeler, bazı atasözlerinin bir kısmı unutulmaya başlamış. Evet. Hatta yanlış anlaşıla başlayan atasözlerimiz de var. Mesela şerikli aşını it içmez. Böyle bir atasözümüz evet. Var. Aslında yani bu atasözünü şimdi nasıl anlıyoruz? Nasıl yani bu hangi durumlarda söylenir? Mesela ortak bir iş yapma evet. Zamanı geldiğinde veya bunun gibi bazen anlaşmazlıkların bulunduğu yerlerde pişman olduklarında aslında evet. Şerikli ad, demek ki aşını it içmez. Yani ortaklık, ortak olarak bir yemek yenmez anlamında. Aslında bunun şekli şerikli aşını it içmez, insan içer şeklinde. Evet. Yani burada insanın bulduğu her şeyi başkalarıyla paylaşmaya alıştığı. Yani mesela bizde bir mayızını 40 bölüp yemek evet. Deyimi var. Yani
hayvanlardan özellikle köpekten farklı olarak açgözlük etmemesi. Mesela köpek biliyoruz yemek verdiğimiz zaman yanına yaklaşmak evet. yasaktır. Evet. Çünkü çok kıskanıyor yemeğini. Evet. Yani açgözlüğü yüzünden yani ona böyle bir huy verilmiştir. Yani bunun gibi anlaşılması çok yanlış olan atasözlerimiz de vardır. Tabii bu atasözünü günümüzde kullandığımızda yani ortaklık iş yapma gibi anlam algılıyorlar. Evet. Ama aslında bu ortaklık işi insanlara ait olduğunu evet. anlatılıyor. Gerçek anlamı ama günümüzde böyle değişiyor atasözleri. Evet yani bu atasözünün ikinci yarısı söylenmediği için evet. sonradan başka bir anlam yani evet, eklenmiş başka anlam taşıyor oraya, katılmış. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Atasözleriyle ilgili pek çok bilgiler var. Pek çok bilgiler her taraftan farklı taraflardan yorumlanır. Ama iki dilde de atasözlerin her yerinde doğru kullanılır ve o iki milletin kültürünü, geleneğini göstermek için atasözler kullanılmaktadır. Sayın seyirciler, bugünkü programımız konuğu Taşkent Devlet Alişer Navai Üniversitesi, Alişer Navai Özbek Dili ve Edebiyat Üniversitesi öğretmeni Sabahat Bazarova oldular. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Sayın ben seyirciler, bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Hasbihal programımızı takip etmeye devam edin arkadaşlar.